Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de Starzone devam ediyor. Yanımda 3.1 grubundan arkadaşlarımız var ve bir tanesi de askerde. İşte bu detayı da sizlere verdikten sonra hemen ben kendimden biliyoruz. Arkadaşlar kokoreçten gelelim mi? Beyoğlu'nda neler yaptığımızı? Ne yapıyoruz Beyoğlu'nda? Beyoğlu'nda ne yapıyoruz? Provalarımızı çoğunlukla tünelde yapıyoruz. Ondan sonra devamlı haftada bir kere çaldığımız Mojo Beyoğlu'nda. Onun zaten dışında da ayda bir Bronx oluyor. Mutlaka. Ayda bir Bronx işte oluyor. Box'da çaldık. Evet. Hemen çaldığımız yerlerin çoğunluğu Beyoğlu'nda oluyor. Çalışmalarımız da Beyoğlu'nda yapıyoruz. Ben Beyoğlu'nda oturuyorum. Arkadaşlar devamlı bana giriyorlar. Dolayısıyla abi ben de Beyoğlu'nda oluyor. Tabii abi. Çok geç dönüyorum bazen de orada. Yani dolayısıyla eyvallah. Gittiğimiz yerlerde hani kafe tarzı olsun, yemek yeme. Hep o çevrede yani. Güzel. Sosyal hayatınız da orada. Tabii. Evet. Yani. Ya, o yüzden görüşmüş olabiliriz. Ben seni zaten biliyorum ama yüzün çok tanıdık ya. Eyvallah. Acaba i̇şte aynı yani partide mi falan görüşürük mü ya? Beyoğlu'nda ben de çok fazla vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Bir de sana söyledim ya biraz önce sohbetimizde. O kaldırım var ya orada bir tane. Lise döneminde oraları az aşındırmadık. Pantolonlarımız yıkıldı ya. Evet ama sokağın başından bakıp geçiyor muydunuz? Yoksa içeri gidiyor. Tünele mi? Kaldırıma çıkıyor muydunuz yani? Çıkıyorduk, çıkmaz mıyız abi? Ha çıkmadık. Çok iyi. Çok çaldık oralarda, stüdyolarda ya. Eyvallah. Bir konser salonu vardı orada. Şimdi ismini söylemedim. Belki reklama gelebilir. Hala belki vardır. Orada konser salonunda çok büyük kalabalıklara konser verdik. 7-8 kişiye. Tabii çok ciddi prodüksiyonlara imza attık orada. Tel tili popuk gitarlarla, işte flor tomu patlak davullarla çok çalmaya çalıştık gerçekten. Keyifli ya. Oraların tozu zaten acayip ya. Yani Türkiye'de herhangi bir yerinden ilk defa geldiği zaman arkadaşlarım böyle, dostlarım, ilk önce oraya götürüyorum zaten. Ondan sonra herkes temelli İstanbul'a taşınıyor. Göçe de böylece bir katkım oluyor galiba benim. Farkında olmadan insanlara iyilik mi yapıyoruz, kötülük mü yapıyoruz? Bilmiyorum çünkü oralar çok keyifli. Umarım bir gün evinin kapılarını bize açarsın. Çünkü ben aynı zamanda bir yemek programı da yapıyorum. Oo. Tabii. Ya kime gitsem omlet yapıyor, öyle bir sıkıntı var. Kime gitsem yumurta kırıyor. Tamam, bana o zaman Barış'a gitmeniz gitsen gerekiyor. Ne yapar? Barış'a gitsen çoko krem. Tabii canım. Nutella. Çoko krem. Nutella. İyi, hap vermiyorsun abi. Hap veren var ya. Al vitamin hapını, başka bir şey istemiyorum senden. Ama Barış'a gidersen bayağı memnun kalabilirsin ya. İyi abi. Çok iyi. Çok iyi aşırıdır. Çok iyi. Severim. Ben de çok severim yemeği. Ama özellikle Beyoğlu'nda. Beyoğlu'nda sinemayla falan aranız iyi mi? Gidiyor musunuz oraya? En son hangi filme gittik? Hep aynı espri yapıyorum. Yine yapacağım. Titanic'i gördünüz mü en son? Uf, aynı espri yaptım. Bıktım bu espriden. Bayağıdır gidemiyoruz yani. Ben de bayağı gidemiyorum. Sweeney Todd filmini izledim peki? Yok. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Çok gerçekten de bu program. Çok sizleri bilgilendirmeye başlıyoruz. Çok çok keyifli, ben izledim. Filmi biliyoruz tabii ama. Bırak. Gel ailesini yemiyoruz, bırak. Götürebilirim. İstiyorsanız beraber gidelim. Olur. Benim için bize ek valla. Ve onunla hemen gidelim zaten. Ayarlayalım. Saatlerimizi ayarlayıp sinemaya gideceğiz. İsteyenler olursa ben buradan ilan edeceğim hangi gideceğimizi. Onlar da gelsin. Tamam, güzel. Gelsin. Fenderle bir buluşma böyle. Gerçekleştirelim mi? Sweeney Todd'da. Olabilir ya. Peki o zaman şimdi sıradaki amatörümüz Nakres Rota. Efendim bir rap çalışması. Rap müzik. Yerine yok kimse. Ardından buradayız.